Ekranda D, T için farklı iki durum görüyoruz. D'nin uzaklık, T'nin de zamanı simgelediklerini düşünürsek bu fonksiyonların bize uzaklığı zamanın bir fonksiyonu olarak verdiklerini söyleyebiliriz. Soldaki fonksiyon 3T artı 1'e eşit grafikte de uzaklığın zamanın bir fonksiyonu olarak nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Burada bir doğru var ve küçük bir tekrar yapmamız gerekirse doğrunun değişim hızının doğrunun eğimine eşit olduğunu biliyoruz. Değişim hızını ya da eğimi de zamandaki herhangi bir değişim için uzaklıktaki değişimin ne olduğuna bakarak bulabiliyoruz, değil mi? Mesela burada zaman 1 iken 2 olduğunda zamandaki değişim 1'e eşittir. Peki ya uzaklıktaki değişim? Uzaklık zaman 1 iken 4 metreye eşit, zaman 2 iken de 7 metre olduğuna göre zamandaki değişiminde 3 metre olduğunu söyleyebiliriz. Birimleri de yazarsak her bir saniye için 3 metre olacak bu durumda eğim de düşeydeki değişim bölü yataydaki değişimden yani delta d bölü delta t'den 3 bölü 1'e yani 3 metre bölü saniyeye eşit olur bunun bir oran olduğunu düşünmek hiç de yanlış olmaz yani eğer uzaklıktaki değişim bölü zamandaki değişimi düşünecek olursak bulduğumuz bu oran hıza eşittir bunlar daha önce gördüklerimizin bir tekrarıydı doğrunun ilginç tarafı ya da eğer söz konusu olan doğrusal bir fonksiyon Oran hiçbir zaman değişmez. Yani bu doğrunun herhangi iki noktası arasındaki eğim her zaman 3'tür. Buradaki fonksiyondaysa az önce söylediğim şey geçerli değildir. Yani değişim hızı sürekli olarak değişmektedir. Diferansiyel kalkülüse geçtiğimizde bu konudan ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Ama bu videonun bir temel hazırlama videosu olduğunu düşünün olur mu? Şimdi burada farkına varmamız ve anlamamız gereken şey anlık değişim hızıdır. Mesela burayı ele alalım. Bir doğrunun bu noktaya temas ettiğini düşünürsek hemen çizeyim. Buna benzeyen bir doğrudan bahsediyorum. Teğetin eğimi. Aynı şey yani teğetin eğimi bu noktada biraz daha dik ve buradaysa daha da dik. Buna dayanarak değişim hızının t arttıkça arttığını söyleyebiliriz. Az önce de söylediğim gibi anlık değişim hızı konusunda ayrıntıya daha sonra gireceğiz ama şu anda ortalama değişim hızı hakkında düşünmeye başlayabiliriz. Evet, ortalama değişim hızı. Ortalama değişim hızını bulmak için de cebirde öğrendiklerimizi kullanacağız. Yani kesen doğrularının eğimlerini düşüneceğiz. Kesen doğrusuna sekant doğrusu dendiğini de duyarsınız. Neyse. Kesen doğrusunun ne olduğunu da kısaca hemen hatırlayalım. Bundan geometride bahsetmiştik. Kesen doğru adı üzerinde bir eğriyi iki noktada kesen bir doğrudur. Mesela bu eğriyi t eşittir sıfır ve t eşittir birde kesen doğru, evet onu bu şekilde çizebilirim. Turuncuyla çiziyorum. Evet oldu. Kesen doğrusunun eğimi de t eşittir 0 ile t eşittir 1 arasındaki ortalama değişim hızını verir. Bahsettiğim ortalama değişim hızını hesaplamak istersek de kesen doğrusunun eğimini bulmamız lazım demiştim. Evet, kesenin eğimi. Uzaklıktaki değişim bölü zamandaki değişim. Zamandaki değişim, bir bakalım, bir saniye, birimini de yazayım, saniye, evet, uzaklıktaki değişimde t0 olduğunda başka bir değişle d0'ı hesaplamamız lazım, evet, t0 olduğunda d1'e eşittir, d1 ise 2'ye. Kısacası uzaklık 1 metre arttığı için buraya da 1 metre yazıyorum. 1 metre bölü 1 saniye ya da 1. saniyedeki ortalama değişim hızı 1 metre bölü saniyeye eşittir. İsterseniz bir de T2 ile T3 arasındaki ortalama değişim hızının ne olduğunu hesaplayalım. Az önceki gibi yine bir kesen doğrusu çiziyorum. Bu sefer de bu kesenin eğimini bulacağız. Ve bu eğimin T eşittir 2 ile T eşittir 3 arasındaki ortalama değişim hızı olduğunu düşünebiliriz. Az önce söylediğim gibi anlık değişim hızı sürekli değişiyor ama ortalama değişim hızı uzaklıktaki değişim bölü zamandaki değişime eşit. Bir bakalım. T2 iken uzaklık 5 metre. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde işaretliyorum. T3 iken 10 metre. 6, 7, 8, 9 ve 10. Zamandaki değişim 1 saniye geçtiğine göre 1 saniye olacak. Uzaklıktaki değişimde 5 metreden 10 metreye ulaştığımız için 5 metre. Bu 5 metre bölü saniyeye eşittir. Buradan da açıkça görebildiğimiz üzere ortalama değişim hızının t eşittir 0 ile 1 arasındaki değeri ile t eşittir 2 ile t eşittir 3 arasındaki değeri farklı. Ortalama değişim hızı ikinci zaman aralığında daha büyük bir değer alıyor. Bunları söyledikten sonra şimdi bir de aralarındaki uzaklık giderek küçülen iki noktadan geçen kesenlerin eğimlerini bulsaydık ne olacağını düşünelim. Bunu yapınca bu noktadaki teğetin eğimine giderek yaklaşan değerler bulurduk ve zaten kalkülüste de bunu yapmayı öğreneceğiz.